Kardeşler, evlilik bu çağın ve bütün çağların, bütün çağların en muhteşem cihadıdır. Yeryüzünde ilk kan, ilk fesat, yeryüzünde 6 kişi varken kadın yüzünden aktı. İlk yeryüzünde Allah'ın kurduğu mahkeme evlilik mahkemesidir. Hala 10 binlerce dava da evlilik üzerinden devam ediyor. O zaman bir, evlenmeyi, evlendirmeyi Allah için yapılır en muhteşem işlerden biri olarak görmeye mecburuz. Asla filan okul, filan fakülte, filan iş bitsin değil. Vakti gelince hemen evlensin. Zira hiçbir şekilde bu fırtınaya karşı dayanabilecek biri yoktur. E bizim çocuk hafız. Hafız için daha büyük tehlike. Şeytan onu hiç affetmez. O öbüründen önce batar, dikkat et. Zira o çok beyaz, çok leke gösterir. Hemen sırıtır lekeler üstünde. Bizim kız hiç erkek kuş bile görmedi evinde. O daha büyük tehlike. O daha büyük tehlike. Çünkü ilk gördüğünde helak olacak zaten. Şeytan ona fırsat kolluyor. Hiç kimse şunu zannetmesin. Şeytan bu yoğunlukta bana sıra bulamaz diye. Hayır efendim. Peygamberimiz öyle uyarmıyor. Annesinin karnından çıkarken gırtlağını sıkar herkesin diyor. Ona bir seri numarası, barkod veriyor. Ondan sonra bırakıp gidiyor. Ben demiyorum. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onun için çocuk doğar doğmaz daracık bir yerden rahat bir yere çıktığı halde ağlamaya başlar. Biz de bu çocuk rahat ettin, havasız bir yerden çıktın, sus işte diyemiyorsun. Gırtlağı sıkılmış çocuğun. Gırtlağını sıkmış melun. Seri numarası vermiş. Onunla ilgili görevli asistanlarını tayin etmiş. E bizim kız 20 senedir evliya gibi yaşıyor. Bizim delikanlı İmam-ı Azam mübarek. Şeytanın acelesi yok. Vaktini bekler. Zira onu 15 yaşında filan şeyin tiryakisi yarıp helak etseydi senin çoktan gözyaşların kurumuş, unutmuştun o olayı. Onu hafız yaptın, evlendirdin. Çok güzel evlendirdin. Güzel torunların oldu. Mutluluktan uçuyorsun. Gelinini aldın. Hacca gittiniz, umreye gittiniz. Bir de geldiniz baktınız ki bir boşanma davası. Şimdi işte seni 10 kere öldürdü şeytan. Acelesi yok şeytanın. 3 çocukluyken onu batırırsa daha memnun olur o. Masrafına değer. Yaptığı çalışmaya değer. Bunu unutmuyoruz. Evlilik şeytana karşı en güçlü silahımızdır.